6 Şubat'ta Maraş merkezli o iki deprem ülkemizi maddi manevi yıktı. Sadece Maraş değil 11 ile etkiledi ve depremi unutmuyoruz ama tabii ki hayat devam etse de unutmamak gerekiyor. Her daim yanlarındayız depremzede vatandaşlarımızın. Bayramlarda olduğu gibi karne sevinci de depremde buruk karşılanıyor. Karne alacaktı belki bu sene bazı öğrenciler. Onlar hayatta değil. Hayatta olan öğrenciler hem arkadaşlarını andı hem de maalesef hayatını kaybeden öğretmenlerini. O yüzden dediğimiz gibi o karne sevinci buruk yaşandı deprem bölgesinde. En büyük acıları yaşadılar. 6 Şubat depremleri kimini ailelerinden, kimini arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayırdı. Depremin vurduğu illerde karne günü buruk geçti. Duygulu anlar yaşandı. Arkadaşlarımdan uzak kalacağım için birazcık üzgünüm. Ama gene de bunu hak ettik. Bir yandan üzülüyorum, bir yandan da seviniyorum. Çok özleyeceğim arkadaşlarımı. Kahramanmaraş'ta 268 öğretmen, 1962 öğrenci hayatını kaybetti. Depremzede öğrenciler hayatını kaybeden öğretmenlerini ve arkadaşlarını unutmadı. Bu okulumuzda da 3 öğretmenimizi ve 1 personelimizi ve 224 öğrencimizi kaybettik. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Gaziantep'teydi. Depremzede öğrencileri yalnız bırakmadı. Bir öğrencinin okuduğu şiir duygulandırdı. Anlatamıyorum. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Osmaniye'deki minikler karne almaya en şık kıyafetleriyle geldiler. Onları bekleyen hediyeler vardı. Tebrik ediyorum. Şurada karneyle bir resim çekelim. Hatay'da 8. sınıf öğrencilerine mezuniyet töreni yapıldı. Çadırkent'e taşınan okulu bitiren öğrenciler karnelerini aldı. Bugün bizim için büyük bir gün. Sene başından beri bugünü bekliyorduk. Keşke bu şekilde olmasaydı. Ama yine de çok eğlendik. Arkadaşlarımızla vedalaştık. Depremin ardından nakille diğer illere giden 200 bin aşkın öğrenci de karne aldı. Yaşadıkları acı başarılarının önüne geçemedi. Kesin takdir. Kendinden çok emin bir evladımız var efendim. Sizler neler demek istersiniz? Maşallah. Güzel bir dönem geçirdik. Biz depremzedeyiz. Misafir olarak geldik. Hem okul yönetimi hem öğretmenlerimiz bizimle çok güzel ilgilendiler. Hepsi çok şefkatliydi sınıf arkadaşlarımızla. Güzel başarılı bir dönem geçirdik. Memnunuz sonuçtan da. Nereden geldiniz? Malatya. Malatya'dan geldik. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'ndan geliyorum. Okul hasarlı, evimiz hasarlı ama yıkılma durumu yok. Onlardan biri de Yusuf Kağan. Depremden sonra geldiği Karabük'te okul birincisi olmanın gururunu yaşadı. Depremzede ailemizin gururu, yavrumuz, gencimiz Yusuf Kağan'ımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf Kağan'ımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.